Öğretilere hoş geldin. Yaşamın anlamının arayacağım bir şey değil ama kendi yaratacağım bir şey olması fikri bana doğru geliyor. Psikolojik ve entelektüel mirasından uzak durmak insan için sürekli bir mücadeledir. Bu miras sürekli pusuda bekleyen tehlikedir. Hayatın sürekli hayal kırıklığına mahkum olduğunu iyice anladıktan sonra onunla artık dalgamızı geçebiliriz. Aşağı hazlar ve yüksek hazlar vardır. Entelektüel zevk de yüksek niteliklidir. Hayatta olduğumuzun değerini bilmek bir ödüldür. Evren için insan yaşamının önemi bir istirit yerinkinden daha fazla değildir. Psikologlar mizahın kendinizi kaygı verici düşünce ya da duygulardan uzaklaştırmak için yaratıcı bir savunma mekanizması olduğuna inanırlar. Hayatta olduğunuzun değerini bilebilmek bir ödüldür. Bireysel yaşamlarımızın kozmos karşısında çok entipüften dolayısıyla düpedüz anlamsız olduğu ima ediyor. İstiridye gibi görünsek de yaptığımız her küçük şeyin geniş çaplı yansımaları olur. Küçük dünyada hepimiz anlamlı oyuncularız. Kadınlar izler, fark eder. Bir kararın sonuçlarını tartmak çok önemlidir. Zevk kaygan bir zemindir. Her kültürün iyi ve kötü zevk için kendine ait bir tanımı vardır. Kibrin esası kişinin kendisini başkalarının üzerinde yükseltme çabasıdır. Farklı insanlar korkuya farklı tepkiler verir. Gücenmek genellikle kızgınlık ya da kıskançlığın bir yan ürünüdür. Sürpriz korkunun, heyecanın ya da keyfin sonucu olabilir. Big Ben çanı 14 tona yakın ve çaldığı zaman 14 kilometre öteden duyuluyor. Nirvana'nın kelime anlamı söndürmek demekmiş. Tuzun hakiki rengi siyahmış ama hava ile birleşince beyaz renge dönüşüyormuş. Ne istediğine dikkat et, gerçekleşebilir. Mükemmelliyetçiliği yüceltmemiz yüzünden sinsi bir ihtiras tuzağına düşeriz. Sürekli olarak hayata hazırlanıyor ama hiç yaşamıyoruz. Bilgisayarlar ve sosyal medya kültürümüzün bilincini değiştirdi. Farklı toplumlar farklı esenlik düzeylerine sahipler. Yaşam tıpkı bir sarkaç gibi açı ile can sıkıntısı arasında ileri geri sallanır. İnsanlar değişir, özellikle uzun bir zaman diliminde. İçten kalpten bir özür duymak nadir rastlanılan bir şeydir. Davranışlarımız kötü olanları ile birlikte genellikle bir seçim meselesidir. Gerçek hayatta çoğumuz çevremizdeki dekoru kendimiz seçeriz. Takvimler yalnızca kişinin hobisini ya da tutkularını yansıtmakla kalmaz, konu açmak için harika birer kaynaktır. İş yerinde bitki ve çiçek bakımının zahmetini üstlenen birisi, çevresindeki güzelliğe ve doğaya önem vermektedir. Evimiz kalemizdir. Genellikle keyif aldığımız en özel, en kişisel ve daimi çevredir. Güzel kokulu, insanı çeken evleri olan insanlar sosyal açıdan daha becerikli, başkalarına karşı ve onlar tarafından nasıl algılanacağının konusunda daha düşünceli ve hassastır. Çiçek ve bitki bakmak için zamanını, enerjisini ve parasını harcamaya istekli bir kişi, muhtemelen duygusal güzelliklere duyarlı ve konukseverdir. Her araba onu seçen kişiyle ilgili çok farklı şey anlatır. Kişi bulunduğu çöplükten dışarı çıkmaya zorlamak, sonucunda huzuru kaçabilir. Bilinçaltımız binlerce tecrübeyi ve gözlemi saklar. Sezgilerimizden bir şey öğrenmenin ilk adımı basitçe sezgilerinizi fark etmek ve saygıyla karşılamaktır. Sezginizi teşhis etmek genellikle onu doğuran olaylar zincirini tekrar gözden geçirmekle ilgilidir. İnsanlar okumakla ilgili ipuçlarına aşina oldukça karşınıza çıkan kanıtları daha iyi değerlendirebileceksiniz. Yeni birisiyle tanıştığımızda bilgi bombardımanına tutuluruz ve detayları kolaylıkla gözden kaçırabiliriz. Ölmek, renkli ve seçkin bir körlük özelliğidir. Bazı insanlar kendilerini uç noktalarda ifade eder. Çünkü onlar hayatı o şekilde gördükleri için başkalarını da kontrol etmek ister. Bu kitabın baştan sona vurguladığı gibi insanlar okumanın faydaları sert, rekabetçi ve yalan dolu bir dünyada kendimizi korumak ile sınırlı değildir. Bu teknikler dünyayı çevrenizdeki insanlar için de biraz daha iyi yapmanıza olanak sağlayacak. Kişinin kendisiyle alay edilebilmesi takdir edilecek bir niteliktir. Hepimizin sürekli çalmak istediğiniz şarkılar gibi favori konuları vardır. Dedikodu neredeyse her zaman olumsuzdur. Dedikodu yapılmasını kışkırtan kişi genellikle bir başkasını
alçaltarak kendi egosunu şişirmeye çalışmaktadır. Şakanın gerçek yüzü vardır, acıtıcı ve alaycı, ince gürültülü içten ya da iki yüzlü olabilir. Karakter sonuçta kişinin yaptıklarıyla ortaya konulur, söyledikleriyle değil. Güç zehirleyicidir ve pek çok insan onu iyi yönetemez. Gerçek dürüstlük diğer karakter özellikleri gibi istikrar ile ölçülür. Herkes hata yapar ancak kişi aynı şeyi defalarca yaparsa bu artık bir hata değil, gelecekteki muhtemel davranış biçimini yansıtan bilinçli bir seçimdir. Dünyadaki herkes düzgün olsaydı nazik, asil, merhametli ve nükteli olmak nispeten kolay olurdu. İnsanlar alışkanlıkları olan yaratıklardır. Rutinler geliştirir, günlük yaşamın zorluklarına karşı belirli bir tepki repertuarı vardır ve sürekli aynı şekilde davranma eğilimindedir. Sürekli ya da zamansız yapılan söz kesmelerin nedeni sabırsızlık ya da can sıkıntısı olabilir. İnsana özgü diğer bir savunma davranışı kendisine saldıranı pohpohlayarak duygusal anlamda bertaraf etmektir. Savunmaya geçmenin en yaygın nedenleri utanç, öfke, suçluluk ya da bir yalanın yakalanmasıdır. İnsanlar genellikle duymak istediğinizi düşündükleri ya da sizi etkileyeceğine inandıkları şeyi size söyleyerek bir bağ kurmak için gönüllü bilgi verirler. İnsanlar gönüllü bilgi vermelerinin diğer bir nedeni hassas bir konuya vereceğiniz tepkiyi ölçmektir. İnsanlar sınırlarını koymak, tepkinizi ölçmek, kendisini satmak ya da samimiyet yaratmak için gönüllü bilgi verebilir. Düşüncelerinizi ifade etmek için seçtiğiniz kelimeler her zaman ikili bir görev görür. Düşüncelerinizi ifade etmenin yanında dünyayı ve o dünyadaki yerinizi, algılayış biçiminizi açığa vurur. Kötü gramerde argonun bir biçimidir, kişiye dair çok şeyi açığa vurabilir. Kötü gramer genellikle kişinin sosyoekonomik geçmişini ve eğitimini yansıtır. Bazı insanlar kendilerini rutin terimler ile ifade eder. Kişi belirli terimleri ne kadar çok kullanırsa tercih ettiği o terimlerin belirli yönleri ile o kadar ilgilidir. Küfür düşük bir sosyoekonomik geçmişten gelen ya da küfür eden diğer insanlarla birlikte çalışan ya da yaşayan ya daha az eğitimli insanlar tarafından daha sık kullanılır. Açık uçlu sorular sohbete davet etmektir. İnsanlar genellikle iyi bir ilk izlenimde bulmak için çaba harcar. Bazı şeyleri siz kontrol edersiniz, bazı şeyleri ise sizi kontrol eder. Olgunlaştıkça elinizde olan özelliklerinizi değiştirdiğinizi unutmayınız. Para ihtiyaçlarının karşılanmasının tek ölçütü değildir. Eğer bir kişi dikkat çeken bir dövme yaptırmayı tercih ediyorsa, bu genellikle o kişinin bireyci ve toplum değerleriyle uzlaşmayan birisi olduğunu gösterir. Devamı gelecek arkadaşlar.